Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleriyle buluşma programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sayın Sinan Burhan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. çok saygıdeğer cumhurbaşkanım kıymetli başbakan yardımcımız ve Anadolu'nun dört bir yanından burayı teşrif eden değerli meslektaşlarım sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum bugün burada bir ilki yaşıyoruz Anadolu medyası topluca ilk defa bir cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor sayın cumhurbaşkanım Anadolu'ya verdiğiniz değer için arkadaşlarım adına size şükranlarımı arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım, zaman zaman konuşmalarınızda yalnız olduğunuzu belirtiyorsunuz. Siz millet için çalışmaya devam ettiğiniz sürece Anadolu medyası sizi asla yalnız bırakmayacaktır. Bizler sizi çok seviyoruz. Çünkü sizler bizleri, bu milletin evlatlarını çok seviyorsunuz. Anadolu medyası her zaman milli iradenin yanında yer almıştır. Anadolu medyası ara rejimin yanında yer almaz. Anadolu medyasından darbeci olmaz. Anadolu medyasından mandacı olmaz. Anadolu medyası sakız orucu bozar mı diye dini hafife almaz. Anadolu medyası Kurtuluş Savaşı'ndaki kuvayı milli ruhuna sahiptir. Bizler 27 Mayıs darbesine destek vermedik. Biz 12 Eylül darbesinde yoktuk. 28 Şubat'a direndik. 17-25 Aralık darbe girişimini yapan FETÖ'ye karşı size destek verdik. O tarihlerde sağ olun bizi genel merkezde kabul ettiniz Sayın Cumhurbaşkanım. 15 Temmuz'da saat 22'den itibaren darbe karşıtı yayınlar yaptık. Halkımızı meydanlara çağırdık ve bir ay boyunca demokrasi nöbetini bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanım, konuşmamın sonunda üç talebimizi iletmek istiyorum. Ulusal televizyon kanallarıyla yerel televizyon kanalları aynı uyulu ücretini ödüyorlar. Bu yerel medyanın en büyük sorunudur. Uydu fiyatlarının düşürülmesi ve Anadolu medyasına pozitif ayrımcılık yapılması en önemli talebimizdir efendim. <laughs> Radyocu kardeşlerimizin ise en büyük sıkıntısı telif haklarıdır. Çok sayıda meslek birliği bulunması ve telif ücretlerinin yüksek olması en büyük sorundur. Bugün telif hakları nedeniyle hapiste bulunan yere radyo ve televizyoncular var. Bu mağduriyetler giderilirse büyük fayda sağlanır. Son olarak hem gazete hem televizyon hem radyo ve hem de kurumsal internet medyasına kamu reklamı verilmesi zorunlu olmalıdır. Kamu kurumlar kamu kurumları örneğin Türk Hava Yolları, bakanlıklar reklam verirken yerel medyaya da vermelidir. Verilen reklamın en az yüzde onu yerel medyaya verilmelidir. Bu kanunla düzenlenmelidir Sayın Cumhurbaşkanım. Ayrıca internet medyasına ilişkin kanunu düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Anadolu Ajansı Anadolu medyasına haber ve bilgi sunumunda gerekirse ücret almamalıdır ya da ücretleri indirmelidir efendim. Konuşmamın sonunda bizleri her daim destekleyen, ne zaman ararsak randevu veren, Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendileri TRT'nin kapısını Anadolu medyasına açmıştır. Ayrıca TRT kurumuna da genel müdürüne de teşekkür ediyoruz. Anadolu medyasına destek verdiği için. Sayın Cumhurbaşkanım bizleri burada milletin evinde ağırladığınız için şükranlarımı sunuyorum. Yerel medya olarak evet kampanyasına destek olacağımızı belirtir. Sizi sevdiğimizi ve hürmetlerimizi iletiriz efendim. Sayın Sinan Burhana konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, Anadolu medyamızın değerli temsilcileri, hepinize en içten, en kalbi selam ve hürmetlerimi ifade ediyorum. Bugün bizleri burada ağırlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, ben de medya kuruluşlarımız, özellikle Anadolu medyamız adına teşekkür ve şükranlarımı ifade ediyorum. Sağ olun, var olun. Türkiye'de Anadolu medyası, Medyada tekelin olduğu dönemlerden başlayarak hem halkın sesi soluğu olmuş, hem halkın taleplerini ve isteklerini kamuoyuna yansıtabilmiş, hem Türkiye siyasetinde bazı medya kuruluşlarının, az evvel Sinan Bey'in ifade ettiği gibi, bazı antidemokratik güçlerin yanında payandası olarak durduğu dönemlerde Anadolu medyası her zaman demokrasiden yana olmuş, her zaman milli iradeden yana olmuş, her zaman mazlumlardan yana olmuş, her zaman bu ülkenin milli iradesini her platformda çoğaltmış, milli iradesine sahip çıkmıştır. Bundan dolayı da birçoğunuzu da tek tek tanıdığım buradaki değerli Anadolu Medyası mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda milli iradeden yana oldunuz. Zor zamanlarda milletten yana oldunuz. Zor zamanlarda milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. 28 Şubat'ta çoğunuz son derece sağlam ve dik durdunuz. Aynı şekilde 17-25 Aralık süreçlerinde Gezi Parkı olayları sırasında ve en son olarak da 15 Temmuz ihanet girişimi gecesi, sabahı ve sonrasında son derece şuurlu ve son derece dik bir şekilde durdunuz. Bu hizmetiniz bu Anadolu Anadolu'nun kurtuluş mücadelesine, yeniden kurtuluş mücadelesine verdiğiniz desteği Hiçbir zaman unutmayacağımızı ifade etmek isterim. Siz bu anlamda demokrasi sınavından geçtiniz. Hepinize teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Anadolu medyasının güçlenmesi de hükümet olarak Türkiye yönetenler olarak bizim sorumluluk alanımızdaki önemli işlerden birisidir. Biz medyada milli, şuurlu ve çok sesli oluşu her zaman savunduk. Bunun için her platformda sizin önünüzü açacak, size destek olacak sizin bu dik duruşunuzun daha da güçlenmesini sağlayacak tedbirleri almaya gayret ettik. Ne zaman herhangi bir sorunla bizlere ulaşırsanız bu sorunların çözülmesi için de hep beraber gayret ettik. Şimdi az evvel burada ifade edilen bu taleplerin hepsini değerlendirmek ve inşallah bunları çözmek için de gayret sarf etmek boynumuzun borcudur. İnşallah bunları gerçekleştiririz. Şimdi bundan sonra önümüzde önemli bir süreç daha duruyor. Bu süreçlerde de ben de tek tek çoğunuzu bildiğim için söylüyorum. Türkiye tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Türkiye yeni ve güçlü bir Türkiye olma noktasında bu virajı da geçecek. Allah'ın izniyle sizlerin büyük gayretleriyle 16 Nisan akşamında evet, evet, evet diyerek yeni Türkiye'nin yolunu açacaktır. gayretle mücadelemize devam edeceğiz. Bu seçim kampanyasının, bu referandum kampanyasının maalesef daha önceki kampanyalarda alışık olmadığımız bazı davetsiz misafirlerinin olduğunu da son günlerde görüyoruz. Bu önceden diyelim parti kampanyası ise adaylar konuşur, partiler konuşur, sahada bulunurdu. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hep beraber kampanyayı Cumhurbaşkanı adayları ve ilgili bütün taraflar bu kampanyayı yürüttü. Ama ne hikmetse bu seçim kampanyasında hem de son düzlüğe girdiğimiz şu günlerde birileri dışarıdan müdahil olmaya başladı. Türkiye'nin bakanlarını, Türkiye'nin seçilmiş meşru hükümetinin üyelerini, parlamentonun üyelerini konuşturmayanlar maalesef Sadece bununla da kalmadılar. Baktılar ki hayır cephesi yavaş kalmış, hayır cephesi zayıf kalmış. Hayır cephesine destek vermek için her türlü adımı atmaya başladılar. Türkiye'nin seçilmiş milletvekillerine ve bakanlarına meşru propaganda yapma iznini vermeyenler maalesef polis gözetiminde PKK'nın ve onların militanlarının posterler açarak hayır kampanyasına yönelik yönelik olarak kampanya yapmasına müsaade ettiler. Bununla da kalmadılar. İsviçre'deki bir gazete Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini seç koyarak Birlik Gazetesi birinci sayfadan Erdoğan diktatörlüğüne son vermek için kocaman bir hayır manşeti attı. Ayrıca koskoca Bild Gazetesi bu kadar maruf bir gazete Erdoğan ve arkadaşlarının Avrupa'da propaganda yapmasını istemiyoruz diye manşet attı. Adama sormazlar mı? Hem demokrasiden bahsediyorsunuz, hem kampanyanın bir tarafının provokanda yapmasına müsaade etmiyorsunuz. Hem Allah aşkına size ne Türkiye'de evet ya da hayır denilecek olması sizi niye ilgilendiriyor? Birileri oturduğu yerden ahkam kesmesin. Türkiye'de anayasa değişiklik teklifine karar verecek olan aziz milletimizin bizzatı kendisidir ve inşallah 16 Nisan'da bu kararını verecek. Bunlar bu yaptıkları yanlışlarla, bunlar açıkça Türkiye'nin siyasetine müdahaleleriyle, açıkça kendi ülkelerindeki faşist, neonazi ve ırkçı dalganın altında kalmakla son derece büyük yanlışlıklar yaptılar. Kaldı ki burada da bitmedi. Bir adım daha öteye geçtiler. Alman İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki adam, biz FETÖ'nün 15 Temmuz'u yaptığına ikna olmadık diyor. Allah aşkına 15 Temmuz'u FETÖ'nün yaptığına ikna olmak için 250 şehidimiz yetmedi de 250 bin şehit mi vermek durumundaydık? Bunlar büyüyen, güçlenen büyük Türkiye'yi istemiyorlar. Bunlar Türkiye'nin dünyanın mazlum milletlerine el açmasından, el kol kanat germelerinden rahatsızlar. Bunların istediği Türkiye 25 milyon dolar için IMF karşısında el avuç açan Türkiye'dir. Bunların istediği Türkiye Avrupa'nın terbiye salonunda tek ayak üstünde bekletilen bir Türkiye'dir. Bunların istediği Türkiye borçla birlikte emir alan bir Türkiye'dir. Artık köprünün altından çok sular geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle, liderliğiyle artık Türkiye o eski Türkiye değildir. Başkalarının sözlerine itibar edecek Türkiye değildir. Türkiye, dünya beşten büyüktür diyerek bütün dünyaya sözünü söyleyebilecek bir noktaya gelmiştir ve Allah'ın izniyle daha da güçlenecektir. Onun için bütün bu davetsiz misafirlere çok kuvvetli bir cevap vermek için Anadolu Medya Kuruluşlarımıza da çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ha gayret. Verdiğiniz bu desteği çok güçlü bir şekilde evetin 16 Nisan'da çıkması için artırarak sürdüreceğinizden eminim. Allah hepinizden razı olsun. Allah Türkiye'yi bu zor virajdan en güçlü şekilde geçmesini nasip etsin. 16 Nisan akşamı milletin evet, evet, evet demesiyle birlikte yolumuz açık olsun, ufkumuz açık olsun, yarınlarımız aydınlık olsun. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bir kere daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin kıymetli başkanı ve yöneticileri, değerli yayıncılar, hanımefendiler beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu gazi mekana hoş geldiniz. Hizmete girdiği günden beri ülkemizin ve milletimizin tüm kesimleriyle buluşmamıza, hasret gidermemize vesile olan bu binada bugün de sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Bünyesinde 320 yerel ve bölgesel radyonun, televizyonun, gazetenin, derginin bulunduğu medya kuruluşlarını barındıran derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Dernek başkanımız Sayın Sinan Burhan başta olmak üzere Anadolu yayıncılarının seslerini duyurmaları ve sorunlarının çözümü konusunda emek vermiş olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Anadolu yayıncılarının bu dernek çatısı altında 2010 yılından beri ülkemizin her kritik döneminde milletimizin ve onun temsilcilerinin yanında yer almalarını çok önemli görüyorum. 15 Temmuz gecesi pek çok yerel yerde özellikle medyamızın yerel medyamızın ortak platform oluşturarak darbecilere karşı yayın yapmalarını asla unutamam, unutmayacağız. Marmaris'te ilk verdiğim ancak teknik aksaklıklar sebebiyle ulusal medyada yer alamayan konuşmamı sınırlı imkanlarınıza rağmen sizler milletimize ulaştırdınız. O gece darbecilerin gerçek yüzlerinin deşifre edilerek milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasında Anadolu medyasının çok önemli hizmetlerinin geçtiğini biliyorum. Demokrasi nöbetleri bitene kadar devam eden bu omurgalı tavrınız içinde her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, biz Anadolu basınını Kurtuluş Savaşı'ndan biliriz. Ondan önce Osmanlı döneminde de ülkenin ve milletin kurtuluşu için yürüttüğü tartışmalardan biliriz. Biz Anadolu basınını tek parti dönemine karşı verdiği demokrasi mücadelesinden biliriz. Biz Anadolu basınını darbe dönemlerinde herkes susarken konuşma cesaretini göstermesinden biliriz. Biz Anadolu basınını kıt imkanlara rağmen fedakarlıkla, cesaretle, kararlılıkla yürüttükleri faaliyetlerinden biliriz. Evet biz Anadolu basınını böyle biliriz, iyi biliriz. Daima da takdirle yad ediliriz. Yerel basının gücü demokrasinin gücünü gösterir. Bunun için yerel basının gücünü öyle reytingle, tirajla ölçmek doğru değildir. Orada kemiyetten çok keyfiyet vardır. Uydu kiralarından müzik telifi ücretlerine kadar Anadolu basınının imkanlarını zorlayan hususlarda bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyorum. Kamu ilanlarının da dağıtımında yine Anadolu basınını koruyacak, kollayacak yöntemlerin geliştirilmesini faydalı görüyorum. Yerel basının varlığını sürdürmesini, kendisini geliştirmesini, yeni kadroların yetişmesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Yani ben yerel basını aynı zamanda bir okul olarak, bir mektep olarak görüyorum. Ulusal, uluslararası tüm medyaya buradan ne yapacaktır? Geçiş sağlanacaktır. Buradan insanlarımız yetişecektir. Medya faaliyetlerinde ister patron veya yönetici, ister muhabir, yasar olarak yer alın, hepsi de ciddi fedakarlık gerektirir. Günün 24 saati Yılın 365 günü yürütülen bir faaliyet ancak sevgiyle, aşkla, tutkuyla bağlılık varsa sürdürülebilir. Bunlar yoksa bu iş çekilmez. <laughs> Ülkesine, milletine, şehrine sorumluluk duymayan hiçbir kimsenin böyle bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. İnsanın olduğu her yerde farklı düşünceler de olur. Hata da olur, çatışma da olur. Önemli olan niyetin halis olmasıdır. Niyet hayır, akıbet hayır meselinde olduğu gibi, güzel bakan güzel görür sözünde olduğu gibi niyetiniz iyiyse neticesi mutlaka güzel olur. İnsafı, vicdanı, ahlakı elden bırakmayan her yorum, her görüş, her değerlendirme bizim için kıymetlidir. Buna karşılık yalanı, iftirayı, çamur atmayı marifet sanan kimseye de saygı göstermemiz tabii ki mümkün değildir. Anadolu basınının içinden çıktığı milletin değerlerine uygun şekilde daima hakikatin ve hakkın yanında yer aldığına, yer alacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, dünyada medya yaygın olarak demokrasinin nüvesini oluşturan yürütme, yasama, yargının ardından dördüncü güç olarak zikredilir. Ülkemizde geçmişte kendini bu sıralamanın ilk sırasına çıkartan zımnen milleti ve milli iradeyi temsil eden kurumları tanımadığını söyleyen medya patronları gördük. Geçmişte bunlar oldu. Milletimizin değerlerine karşı savaş açan, kültürümüzü, tarihimizi, medeniyetimizi yıkmayı kendine misyon edinen basın organları, basın mensupları gördük. Aynı tinette oldukları siyasetçilerle birlikte Türkiye'nin varlığının ve birliğinin teminatı olan tüm sembollere saldıran medya gruplarının faaliyetlerine ne yazık ki şahit olduk. Elbette farklı politikalar izleyen yayın kuruluşları vardı. Ama maalesef medyadaki hakim yapı bu kesimlerin kontrolündeydi. Hatırlayın tüzüklerle çarpışarak büyüdük diyen şairden ilham alarak ben de diyorum ki biz de manşetlerle çarpışarak bugünlere geldik. Geçmişte kimin iktidara geleceğini kimin iktidardan düşeceğini manşetleriyle belirlemeye alışmış olanların düzenlerini bozarak yolumuzda yürüdük. Kendi halkına cahil diyen, koyun sürüsü diyen, bidon kafalı diyen, göbeğini kaşıyan adam diyenlere eyvallah etmediğimiz için her türlü saldırıya, hakarete maruz kaldık. Onun için de muhtar bile olamaz diye amiral gemisi diye geçinenler biliyorsunuz sür manşet attılar. Bunlar muhtarları küçümsediler. Ama biz şu salonda sürekli muhtarlarımızla Türkiye genelinde bir araya geliyoruz. Ve şu ana kadar 16 bini aşkın muhtarımızla burada bir araya geldik. Burada onları ağırlıyoruz. Birlikte yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra tek tek kendileriyle resimler çektirip ikramlarımızı yapıp uğurluyoruz. Tabi birileri de kalkıyor muhtarlarımızı küçümsüyor. Benim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmayı sanki diyor muhtarlara konuşuyor diyor. Ondan sonra da burada topladığı 30-40 tane muhtar kardeşimize ben diyor onu demek istemedim diyor. Bir tane soruyor tabii. Ne demek istediniz? Siz muhtarları nasıl küçümsersiniz? Ben onu demek istemedim. Biz insanları küçümseme hakkına sahip değiliz. E tamam da ne demek istediniz? Birleşmiş Milletler'de bizim karşımızda olanların tamamı seçilmiş değil. Orada seçilenler olduğu gibi Ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelenler atanmışlardır. Muhtar seçilmiştir. Muhtar seçilmiş olduğu için güçlüdür, saygındır. Bir cumhurbaşkanı nasıl seçilerek geliyorsa, bir başbakan nasıl seçilerek geliyorsa, bakanlar, milletvekilleri nasıl seçilerek geliyorsa, muhtar da seçilerek geldiği için saygındır, ona saygı duyulması gerekir. Çünkü biz gücümüzü manşetlerden değil sandıktan aldığımız, milletimizden aldığımız için işte bu çarpık zihniyete meydan okuduk. Kendi ülkesini yurt dışındaki bir takım güçlere şikayet eden, ihbar edenlerle mücadelemizi sonuna kadar sizlerle birlikte sürdüreceğiz. Medya mensubu görüntüsü altında terör örgütlerine militanlık yabancı servislere ajanlık yapanlara asla taviz vermeyeceğiz. İşte adam geliyor. Tam bir ajan terörist. Neymiş? Basın mensubuymuş. Ve bir ay Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda misafir ediliyor rezidansında. Tam da bizim Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün hemen altında sahilde bir ay kendini orada misafir ediyorlar. Ve şansölye işte bizim diyor böyle böyle burada çifte vatandaş olan bir gazetecimiz var. E bunu bırakmanızı özellikle istiyoruz diyor. Dedim ki ben sizden 4500 PKK'lı teröristin dosyasını size verdim ve bu teröristlerin iadesini istedim. Verdiniz mi? Yargı bakıyor. E bizde de bırakın yargı baksın. Gelsin yargıya teslim olsun. Onunla ilgili kararı da bizde yargı verir. Çünkü bizde yargı bağımsızdır. Biz karışamayız. Bir müddet orada sakladılar. Sonra neyse geldi, mahkemeye çıktı. Mahkeme tutukladı. Şu anda içeride. Bu süreç böyle devam edecek. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına adeta kapını kapıyorsun. Bakanlarına kapını kapıyorsun. Uçuş izni vermiyorsun. Oraya gidenleri konuşturmuyorsun ve Hollanda'da atını itini benim vatandaşlarımın üzerine süren, benim bakanımı affedersin, arabada mahkumiyet verene sen diyorsun ben de Hollanda'nın yanındayım. Peki sen Hollanda'nın yanında mısın? Güzel. Ben de halkımın ve hakkın yanındayım. Böyle devam et. Böyle devam edeceğiz. Sağ ol. Sağ ol. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Evet Allah. Biz beşer planında asla kimsenin karşısında eğilmedik, eğilmeyiz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secde değiliriz. Başka asla. Batı ülkeleri bizi sürekli basın özgürlüğüne uymamakla gazetecileri hapse atmakla suçluyor. Az önce Numan Bey örnekler verdi. Nedir peki? Yani sizin özgürlüğünüz özgür bir ülke olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na diktatör diyecek kadar siz özgürsünüz. Benim ülkemde ise kendi cumhurbaşkanına her türlü hakareti eden, her türlü karikatürlerle saygısızlığı yapanlara biz en ufak bir müdahalede bulunmayacağız ama yargıya gitme hakkımızı da kullanmayacak mıyız? Müsaade et de hiç olmazsa yargıya gitme hakkımızı kullanalım. Ha yargı ne karar verirse ona da saygı duyarız. Yapılan bu. Çünkü ben hukuki yollarımı aramak durumundayım. Eleştiri başım gözüm üstüne ama hakaret asla. Aileme varıncaya kadar hakaret edenler. Çocuklarıma varıncaya kadar hakaret edenler. Sen beni eleştir, yanlışlarımı söyle, bunlardan istifade ederim. Ama hakaret olduğu zaman ona tahammül edemem. Dolayısıyla hukuki yollarımı aramak durumundayım. Şimdi bu gazeteciler listesini verin dediğimizde gelen isimlere bakıyoruz. Kim biliyor musunuz? Çok enteresan. Yurt dışı için söylüyorum. İşlerinde katilden soyguncuya, çocuk istismarcısından dolandırıcıya kadar herkes var. Gelen listede sadece gazeteci yok. Mesela geçenlerde Ülkemizde 149 tutuklu ismin bulunduğu bir liste geldi. Arkadaşlarımız baktılar ki bu listenin 144'ü terör suçundan 4'ü adi suçlardan cezaevinde bulunuyor. Mesela bunlardan birinin suçu ülkemize kuzey Irak'tan bomba düzeneği getirmek. Bir diğerinin suçu polis aracına silahlı saldırıda bulunarak İki polisimizi şehit edip üçünü yaralamak. Bir diğeri patlayıcı maddeyle yakalanmış. Bir başkası kahvehaneye patlayıcı madde atmış. Banka soyanından seçim bürosu yakanına kadar ne ararsanız bunların içinde var. Şimdi sormazlar mı adama bunların gazetecilikle ne ilgisi var ki liste yapıp ülkemize gönderiyorsunuz diye. Tabii biz asıl niyetin farkındayız. İşin ucu kendilerine dayanınca demokrasiyi, hakkı, özgürlükleri, adaleti refa, rafa kaldırmakta beis görmeyenler, mesele Türkiye olunca hemen yüzlerine bir maske takıyorlar. Biz de bu şekilde maskeyle karşımıza çıkanlara artık haydut muamelesi yapma kararını aldık. Öyle ya saklayacak bir şeyin yoksa niye maske takıyorsun? Çık ortaya delikanlıca benim Türkiye ile meselem var bölünmesini parçalanmasını istiyorum de ki herkes kimin ne olduğunu görsün. Buradan Anadolu basınının huzurunda bir kez daha bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum. Türkiye itilecek, kakılacak, onuruyla oynanacak bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde... Demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bu değerlerle bizim kadar özellikle Avrupalının ihtiyacı vardır. Değerli arkadaşlar, Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir tercihte bulunacak. Yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan yönetim sistemi arayışımızda Yeni ve çok önemli bir yol ayrımına geldik. Ya mevcut sistemle devam edeceğiz ya da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. Geçtiğimiz 14 yılda başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ondan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ülkemizin yönetim sisteminin artılarını ve eksilerini çok iyi bilen birisiyim. Bizzat yaşayarak gördüğümüz eksiklerden, sorunlardan, sıkıntılardan hareket ederek ülkemiz için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz. Hani şimdi bunlar parlamenter demokrasi falan diyorlar ya. Aslında parlamenter demokrasi diye bir şey olmadı bu ülkede. Ya ne oldu? Parlamenter demokrasiyle vesayet sistemi oldu. Bunu yaptılar. Esasen uzun yıllardır yeni anayasa çalışmaları kapsamında bu konuyu tartışıyor, değerlendiriyor, üzerinde çalışıyoruz. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu değişimin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi. Mecliste gerek AK Parti, gerekse Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın ortak gayretleriyle, dayanışmasıyla biliyorsunuz bir halk oylaması süreci başlatıldı. Ve referanduma karar verildi. Buradaki arkadaşlarımın her birinin 18 maddeden oluşan anayasa değişikliği metnini baştan sona okuduğuna inanıyorum. Yapılan değişiklik özetle şudur. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık ne oluyor? Birleştiriliyor. Ama ana muhalefetin başındaki zat Hala Cumhurbaşkanlığıyla Başbakanlığın birleştirildiğini bilmiyor ya. Hala. Birisi diyor bir başka partiden, birisi bir başka partiden olursa bu ülkenin hali ne olacak? Bunu niye anlatmıyorlar millete diyor? Ya okumadın ya, hala bilmiyorsun ya. Birleşiyor işte bu kavga olmasın diye bunu yapıyoruz. Şimdi geçmişe bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal yine önüyle kavgalı mıydı? Kavgalıydı. Gel gel son döneme gel. Turgut Bey Demirel'le kavgalı mıydı? Kavgalıydı. Daha geriye gel. Sezer biliyorsunuz merhum Ecevit'le kavgalı oldu mu? Oldu. Anayasa kitapçığını yüzüne fırlattı mı? Fırlattı. Ertesi gün ekonomi adeta deprem geçirdi. Değil mi? Halbuki aynı ekolden gelmiş insanlardı bunlar. Aynı ekolden geldikleri halde ülkeyi ne hale getirdiler? E şimdi ise biz diyoruz ki Türkiye bir daha bunları yaşamasın. Bu iş Tayyip Erdoğan'ın işi değil. Burada bir yönetim sistemi oluşturuluyor. Ve bununla artık uzun on yılları hedefleyen bir adım atıyoruz. Kim gelirse gelsin bu sistemle yürüyecek. Muhalefetin bu konuyu anlatışına baktığımızda anayasa değişikliğinde yer alan 18 maddeyle uzaktan yakından bir ilgisi olmayan maalesef bir kuyruklu yalan dizisini görüyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı diyor parlamentoyu feshedecek. Ya Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok. Bunu defaatle söyledik. Bütün yazılı metinlerde bu var. Cumhurbaşkanının parlamentoyu feshi yetkisi yok. Cumhurbaşkanının ülkeyi seçime götürme yetkisi yok. Bir erken seçim kararı mı alınacak? Bunu Cumhurbaşkanının tek başına alma yetkisi yok. Kiminle beraber alabilir? Ancak meclisle beraber. İkisi aynı anda. Ve ikisi de beraber seçime girecekler ha sadece parlamento değil veya sadece cumhurbaşkanı değil ikisi beraber hem cumhurbaşkanlığı seçimi olacak hem de parlamento seçimi olacak. Peki kim verecek kararı? Millet. Gidecek millete, Aa, millet kimi nereye yerleştirecekse evet Allah oraya yerleştirecek. E buna da herkes cesaret edebilir mi? Edemez. Mesela diyor ki muhtarlıkların, belediyelerin hele hele geçen günü daha da ileri gitti ya. Çok üzüldüm buna. Hatta lokantaların kapatılmasına <laughs> 500 tane başkan yardımcısı atanmasından 18 yaşında milletvekili olup İki yılda emekliliğe kadar akla ziyan nice yalanlar karşımıza çıktı bu ara. Bu yalanların her birine sizlerin de takip ettiği gibi çeşitli platformlarda cevap veriyorum. Vermeye de devam edeceğiz tabii. Ama burada bizim en büyük destekçimiz, yardımcımız sizler olacaksınız. Yalanın en büyük panzehiri gerçeklerdir. Bugün burada sizlere sadece tek bir iddia konusundaki görüşlerimi ifade etmek de yetineceğim. Değerli arkadaşlar, muhalefet yatıp kalkıp ne diyor? Tek adam. Tabii bunlar okumadıkları, okuduklarını da anlamadıkları için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tek adam rejimini birbiriyle karıştırıyorlar. Evet, bizim getirdiğimiz sistem dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi hükümetin tek kişinin şahsında toplandığı, dolayısıyla yürütmedeki çok başlılığın ortadan kaldırıldığı bir sistemdir. Bu yönüyle doğru. Bunların dillerinden düşürmedikleri tek adam rejimi ise bambaşka bir şeydir. O 1923'te kapandı. Artık tek adam rejimi diye bir şey söz konusu değil. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokratik bir sistemdir. Çünkü Cumhurbaşkanı halkın yüzde elli artı bir oyuyla ne yapıyor? Seçiliyor. Ama Türkiye'de yüzde on beşle başbakan gördük mü? Gördük. Artık biz bunları görmek istemiyoruz. Her beş yılda bir sandık ortaya geliyor ve milletin takdiri sürekli ne oluyor? Yenileniyor. Ve biz beş yıl önceden beş yıl sonra yapılacak seçimi ne yapacağız? Göreceğiz. Bu neyi getirecek? Bu istikrarı getirecek. Bu neyi getirecek? Güveni getirecek. Kardeşlerim bu ülkede 25 günde hükümet değişti mi? Değişti. Böyle bir ülkede istikrar olur mu? Şöyle 50'den sonra alın ortalama 16 ayda bir ne olmuştur? Bu ülkede hükümetler değişmiştir. E böyle bir ülkede ne güven olur ne istikrar olur. Milletin başarılı bulduğu kişi bir beş yıl Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci beş yıl tekrar aday olursa tekrar eğer millet seçerse bir ikinci beş yıl daha ne yapar? Seçilebilir. O kadar. Üçüncü defa yok. Yani sandıktan da çıksanız öyle 20 yıl, 30 yıl cumhurbaşkanlığı yapmak yok. Tek adam rejiminde ise seçim filan yoktur. Tamamen siyasi ve ekonomik şartlara bağlı olarak ortaya çıkar. Süresi de yoktur. Yönetimi ele geçiren kişi Ölene veya birileri gelip devirene kadar ne yapar? Ortada kalır, orada kalır. Üstelik tek adam rejiminin ortaya çıkışının hükümet sistemleriyle de bir alakası yoktur. Hitler parlamenter sistem içinden çıkmış bir diktatörken, Stalin tek parti rejiminden, Pinochet başkanlık yönetiminden nereye yürümüştür? Diktatörlüğe yürümüştür. Demek ki meselenin sadece tek kısmı yeterli değil. Devamına da bakmak lazım. Bir başka önemli ayrım bizim getirdiğimiz yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı en başta milletin onunla birlikte meclisin ve kamuoyunun denetimine tabidir. Tek adam rejimlerinde ise hiçbir denetim söz konusu olamaz. Zaten bunlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki Cumhurbaşkanının bir şahsı değil, bir statüyü ifade ettiğini bir türlü anlamıyorlar. Bu sistemdeki Cumhurbaşkanının kim olacağı seçimlerde millet tarafından belirlenir. Halbuki tek adam rejimlerinde ortada ne vardır? Değerli kardeşlerim, bir şahıs vardır, statü değil. Yetkiler kurumsal yapı adına değil, kişinin kendi şahsı adına kullanılır. Dolayısıyla ortada hukuk yoktur. Cumhurbaşkanlığı sistemi ise anayasasıyla, yasalarıyla baştan sona hukuka tabi, hukukun da bu makama verdiği yetkilerle sınırlı bir yönetimi ifade eder. Diyor ki meclis yok. Ya olur mu böyle bir şey? Kardeşlerim, Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi Yoktur. Anayasaya müdahil olamaz. Yapılmış kanunlara müdahil olamaz. Cumhurbaşkanının sadece bütçe kanunuyla ilgili yetkisi vardır. Bunun dışında yok. Kararname hakkında yasal bir düzenlemenin olmadığı konuda Cumhurbaşkanı kararname çıkarabiliriz. Ama o kararnameyi parlamento isterse kanunla ne yapar? Ortadan kaldırabilir. Kimdeymiş yetki? Parlamentoda. Bakınız, aynı şekilde yargı. Yargı üyeleri mesela hakimler savcılar kurulu. Yedisini kim seçiyor? Parlamento. Dört artı iki onu cumhurbaşkanı belirliyor. Değerli kardeşlerim, diğer yargıtay aynen, danıştay aynen, anayasa mahkemesi iki askeri üye süresi dolunca ayrılacaklar. Bunun dışında aynı. Ne diyorlar bunlar? Cum şeyi de cumhurbaşkanı seçerik. Ya böyle kuyruklu yalan olmaz. Dürüst olun, dürüst olun. Dürüst olun da bu ülkenin huzurunu kaçırmayın. Bu sistemde hiyerarşi yine hukuken tanımlanmış kurumlar ve onların temsilcileri arasındadır. Meclis, yüksek yargı organları, bağımsız kurumlar ve diğer yapılar arasındaki ilişkilerin temeli anayasa ve yasalardır. Tek adam rejimlerinde ise bu ilişkiler keyfidir, takdiridir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkenin yönetilmesini yani iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin idaresini ne yapar ifade eder. Tek adam rejimi ise sadece insanların yönetiminden ibarettir. Bu meseleye ilişkin verilebilecek pek çok örnek, ifade edilebilecek daha çok argüman bulunuyor. Ama biliyoruz ki bu sözü ağızlarına sakız edenlerin tek amacı bunların kafasını bulandırmak, meselenin gerçekler değil, kendi yalanları çerçevesinde tartışılmasını temin etmektir. Biz bunların muhatap almadıkça tabii bunlar cüretlerini artırıyorlar. Mecliste başladıkları fesih yalanını lokantalara kadar indirmelerinin sebebi de işte budur. Meydana iftiracılara terk etmemek için hakikatleri böyle mukayeseli olarak anlatma yoluna gidiyoruz. Onun için değerli arkadaşlar Sizlerin desteğine bu noktada ihtiyacımız var. Dinleyicilerinize, izleyicilerinize, okuyucularınıza, takipçilerinize sadece ve sadece hakikatleri anlatın yeter. Ve anayasa değişikliğinin 18 maddesi ne diyorsa onu anlattığımızda inanın milletimiz her şeyi görecek, her şeyi kavrayacaktır. Bu milletin irfanı gövdenin içindeki kalbin gerçek niyetlerini keşfetmeye kafanın içindeki hakiki düşünceleri anlamaya muktedirdir diyorum. Ve <laughs> ve gösterdiğiniz ilgi alakaya bundan sonra şu kalan 25 gün süre içerisinde ortaya koyacağınız tavra ve sayın başkanın talepleriyle ilgili olarak da yapılacak değerlendirmeleri hep beraber inşallah izleyeceğiz, takip edeceğiz ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir de burada bir resim çektireceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ses. Ses. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için teşekkür ediyoruz değerli konuklarımız. Lütfen Sizler için ayrılan yerlerde beklemenizi rica edeceğim lütfen efendim sözüme itimat edin lütfen geçin efendim yerlerinize